Önerge üzerinde Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Burcu Köksal konuşacak. Buyurun Sayın Köksal. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yine akçeli işler söz konusu olunca hazırlanan torba yasayla karşı karşıyayız. Ama bu torba yasalar vatandaşın mağduriyeti, vatandaşın haklı talepleri söz konusu olunca nedense işlemiyor. Örneğin ilkokul, ortaokul veya ilköğretim mezunu şehit yakınları son derece haklı olan bir taleplerini dile getirmişlerdi. Bunlar hizmetli olmak yerine memur olarak atanmak istiyorlardı ama ne yazık ki torba yasada yerlerini bulamadılar. Özelleştirme mağduru 4C'liler defalarca kadro sözü verildiği halde torbada onlara da yer verilmedi. 2015 toplu sözleşmesinde 4C'lilere kadro çalışması kararı alındı. Süresi 31.12.2017 tarihinde biteceği halde hala da bunlara ilişkin hiçbir adım atılmadı. Umrunuzda da değil gözüküyor. Seçim meydanlarında kadro vereceğiz dediğiniz taşeron işçilere de torba yasada yer verilmedi. Kamuda çalışan tüm taşeron işçiler ne yazık ki torba yasada kadro sözü verdiğiniz halde torba yasada yer vermediniz. Emeklilikte yaşa takılanlar, bunlar da yok torba yasada. Halbuki o kadar haklı ve yerinde talepleri var ki birçoğu mağdur olmuş, geçim sıkıntısı çekiyor. Devlet yaşlı olduğu için genç olduğu için emekli etmiyor. Öte yandan özel sektör siz yaşlısınız diye iş vermiyor. Ama siz de bunların seslerine kulaklarınızı tıkamış durumdasınız. Yaklaşık bir yıl önce onlarla ilgili bir yasa teklifi verdim. Buradan sesleniyorum. Gelin hep birlikte genel kurulda bu yasa teklifini kabul edelim ve onların mağduriyetlerini bitirelim. Türkiye'de son 5 yılda yaklaşık 5000 Suriyeli şirket kurulmuş. Kayıt dışı faaliyet gösteren 10.000'den fazla Suriyeli şirket var. Bunlar vergi vermiyorlar. Ama iş bizim yurttaşlarımıza gelince torba yasada onlara ekstra vergiler yüklemeyi biliyorsunuz. Ama kayıt dışı şirketlerle ilgili hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bakın 24 Kasım yani yarın, çünkü bugün itibariyle saat 12'yi geçtiği için 23 Kasım'dayız. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ama torba yasada maalesef öğretmenlerin sıkıntılarını çözecek hiçbir hüküm yok. Bilakis yaptığınız, bugüne kadar yaptığınız düzenlemelerle öğretmenleri kadrolu, ücretli, sözleşmeli gibi kategorilere ayırdınız. Arkadaşlar, öğretmen öğretmendir. Öğretmeni ücretliydi, sözleşmeliydi, kadroluydu, şuydu buydu diye ayırmaktan vazgeçin. Bir de tabii atanamayan öğretmenler var. Yıllarca eğitim görüp üniversitelerde dirsek çürütüp çok istediği, sevdiği mesleğini yapamayan öğretmenler ve onların sıkıntılarını bu mecliste defalarca dile getirdiğimiz halde atamalarını yapın, onları öğretmenlik hayaline kavuşturun dediğimiz halde onlarla ilgili de hiçbir adım atmıyorsunuz ve birçok atama bekleyen öğretmen adayı maalesef bu ülkede canına kıyıyor arkadaşlar. Ve rehber öğretmenler, bunlar gerçekten son derece önemli eğitim sisteminde. Neden? Çünkü çocuklara psikolojik danışmanlık yapıyorlar. Özellikle istismar gibi çocuğa karşı işlenen suçların tespitinde, çocukların okul başarılarında, psikolojik durumlarının değerlendirilmelerinde son derece etkin bir role sahipler. Fakat yeni bir yönetmelik getirdiniz. Bu yönetmelikle rehber öğretmenlik dışında, yani hatta öğretmenlik mezunu olması şartını bile kaldırıyorsunuz. Herhangi bir lisans mezunu rehber öğretmen olarak atanabilecek. Düşünebiliyor musunuz? Çocukların psikolojisiyle ilgilenen bir alanda herhangi bir lisans mezunu
görev yapabilecek. Ve yine getirdiğiniz bu yönetmeliğe göre rehber öğretmenler kendi uzmanlık alanları dışında örneğin sınav gibi ya da nöbet gibi, büro işleri gibi kendi alanlarıyla ilgili olmayan konularda çalıştırılabilecek. Ya Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz ya? Eğitim sistemiyle bu kadar çok oynuyorsunuz. Ülke... Teşekkür ederim Sayın Köksal. Bakın size bir dakika ek süre veriyorum ama bundan sonraki konuşmacılar lütfen süresi içinde konuşmalarını bitirsinler. Ek süre vermek taraftarı değilim. Buyurun. Başkan, öğretmenler çok önemli. Gerçekten Mustafa Kemal Atatürk, büyük önderimiz ne diyor? Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir diyor. Ama siz bundan bile ders çıkarmamışsınız. Çünkü öğretmenler şu anda bu ülkede hak ettikleri gibi yaşayamıyorlar. Bir kere size yandaş olan bir sendikaya, belli bir sendikaya üye olmayan öğretmenler maalesef arkadaşlar istedikleri gibi, istedikleri göreve getirilmiyorlar. Milli her yerde olduğu gibi milli eğitimde de maalesef liyakatı kaldırdınız. Ben buradan şunu söylüyorum. Hani milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenler ya. 2019 seçimlerinde de öğretmenler sayesinde bu ülkede sizin iktidarınızdan kurtulacağız. Herkese saygılarımla. Teşekkür ederim Sayın Köksal.